Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türk SİHA'ları son dönemde yeniden gündem haline gelmişken, Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Birçok kez tarih yazmış ve girdiği operasyonlarda oyunun kuralını değiştirmiş Bayraktar TB2 SİHA'lardan sonra ortaya çıkan ve Bayraktar TB2'den çok daha gelişmiş bir sistem olan Bayraktar Akıncı TİHA'larda çok kritik gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Bayraktar Akıncı TİHA'yı Bayraktar TB2'nin abisi olarak nitelendiriyorduk, fakat artık Bayraktar Akıncı TİHA'nın da bir abisi var. Türkiye ürettiği İHA ve SİHA'larla beraber gökyüzünde hakimiyet sağlayabilen sayılı ülkeler arasında bulunmaktadır. Oldukça yüksek teknolojiler içeren bu sistemler tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, bu sistemlerde kendilerini çoktan kanıtlamış ve sınıflarında en iyileri olduklarını tüm dünyaya göstermişti. Bu yaşananların ardından Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından mükemmel bir gelişmeyi duyurdu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Akıncı B, kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek taarruzi insansız hava aracı. İlk uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı B projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, yani taarruzi insansız hava aracının B modeli gökyüzüyle buluştu. 2x750 beygir olmak üzere toplamda 1500 beygir güce sahip olan Bayraktar Akıncı B, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip insansız hava aracı olarak hizmet verecek. Çorlu'da bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı TİHA B 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı B ilk uçuşunu gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Bununla da kalmadı. Bayraktar Akıncı C'lerinde yolda olduğu duyuruldu. Envantere giren Bayraktar Akıncı A TİHA 2x450 beygir olmak üzere toplam 900 beygir güce sahip motorlarla görev yapmakta. Milli taarruzu insansız hava aracının yeni versiyonu Bayraktar Akıncı C versiyonu ise 2x950 beygir olmak üzere toplamda 1900 beygir motor gücüne sahip olacak. Bayraktar Akıncı C TİHA'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor. Bayraktar Akıncı B'nin ilk uçuş testini yöneten Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan Akıncı B, test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun dedi. 29 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle envantere giren Bayraktar Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA girmişti ve girmeye de devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli insansız hava aracı ihracatını 2012 yılında gerçekleştiren Baykar Savunma, 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA ve İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli taarruzu insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmelerse devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor.
6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkmakta. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği sağlıyor. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıdığı milli mühimmatlarla görev icra edebilen Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracımız, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAMT, MAMLE, MAMCE, CİRİT, LEUMTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, nüfuz edici bomba ve SOM füzelerini kullanabiliyor. Bünyesinde EOIR kamera, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen AES radarı, görüş hattı ötesi uydu bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip. Bulundurduğu yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla, sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabiliyor. Hiçbir dış sensöre veya küresel konumlama sistemine ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlıyor. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine de sahip. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi, Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanılmasını da sağlayacak diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.